Doğu Karadeniz'in horonunu, kemençesini, davul zurnasını Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmış olan horon diyarı Akçabat'tayız bir kez. Akçabat Folklor Derneği'nde yaklaşık 70 yıldır Trabzon folklorine hizmet etmiş nice sanatçıları da almak gerekir. Hüseyin Köse'yi, tüm horoncuların dedesi davulcu Ahmet Ergül'ü, örnek horoncu Mehmet Durna'yı ve daha nicelerini, nicelerini. Akçabat'ta halk oyunları 40'lı yıllarda sahnelenmiş bir ekip halinde oynamaya başlamıştı. O yıldan bugüne kadar çeşitli kurumlarda, kuruluşlarda dağınık şekilde olan bu grupları Akçabat Folklor Derneği'nde 1979'da kurduğumuz dernekte bir çatı altında topladık. Buradaki salonumuzda, giysilerde, müzisyenlerde sadece otantik, diğer yöreler olmamak şartıyla Akçabat horonları çok bölgemizde en çok figürü olan, en çok oyunları olan bir bölgemiz. Biz onları yaşatmak için uğraşıyoruz. Yayla şenliklerinde olsun, işte bayramlarda, düğünlerde, asker uğurlamalarında müzisyen, kostüm, kurs olarak okullara yardımcı oluyoruz. Çeşitli kurumların yarışmalarında derneğimiz birincilikler kazanmış. Yurt dışı festivallerinde, Dijon'da, Japonya'da ve halen ekibimiz bu festivallere katılmaktadır. Burada yaptığımız festivalde de bu yıl 6 tane yurt dışından ekip gelmişti. Derneğimiz belediye ile beraber bu organizasyonda yardımcı olmuştur. Bu kültür alışverişlerimiz devam etmektedir. Horon, Karadeniz'in soluk alışı, yürek atışı, dalgalanışıdır. Horon, doğa ile insanın el ele, kol kola şahlanışıdır. Görkemli horonların kurulduğu Hıdır Nebi Yaylası'ndayız. 7'den 70'e önce erkekler horon kuruyor davul zurna eşliğinde. Kadınlar, kızlar, çocuklar tılsımlı bir zevk duyarak bıkmadan, usanmadan horonu izliyor. Uyun horona uyun, tavan tahtası gibi, sarılayım boynuna, yaban asması gibi diyerek büyük bir disiplin içinde en güzel erkek horonları sergileniyor. Bugün Orağan 7'si, yani 20 Temmuz. Acı zullar omuzlarında antika mavzerleri, bellerinde sürmene bıçakları ve otantik kıyafetleriyle meydanlara akıyorlar. Horon bu kez kemençe eşliğinde kuruluyor. Halka büyüdükçe büyüyor. Sise, dumana rağmen eller ayrılmıyor. Karadenizli bu zengin sözlü ve görsel kültürünü yaşatmanın hazzı içinde horonun ritmine kapılıp gidiyor.